Merhaba arkadaşlar, konumuz içindekiler sayfası oluşturma. Hemen başlıyoruz. Ekranda içindekiler tablosu görüyorsunuz. Bu tabloda sayfa isimleri var. Bu sayfa isimlerine tıkladığımız zaman bizi ilgili sayfaya götürecek ve oradan da geri gelebileceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Peki buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle ona bakalım. Bizim dosya 20 sayfadan oluşuyor. Ama bildiğiniz gibi öyle dosyalar var ki yüzlerce sayfadan oluşabiliyor. Bunların arasında dolaşmak zaman alabilir. Peki nasıl dolaşılabiliyor? Ona da bir bakalım. Aşağıda bir ok işareti var. Buna bastığımız zaman bizi sayfalar arasında gezdirebiliyor. Bu şöyle sayfaları sağa doğru götürür. Sola doğru da bir ok çıktı. Buna da bastığımız zaman sola doğru getirir. Diğer bir yolu ne? Şuradayken sağ tuşa basarsam bir pencere açtı ve burada sayfalar var. İstediğim sayfaya buradan ulaşabilirim. Ama çok daha hızlı olması için biz kendi içindekiler sayfamızı yapalım. Hemen başlıyoruz. Öncelikle ben buraya içindekiler yazdım. Siz istediğiniz şeyi buraya yazabilirsiniz. Aşağıya sayfa isimlerini yazdım. Tabii birebir sayfa ismi olmak zorunda da değildir. Anlayacağınız şekilde bir yazı olabilir. Bunları yazdık. Yazdıktan sonra özeti bir oluşturalım. Hemen ben buraya geliyorum. Sağ tuşa basıyorum. Bak, sağ tuşa basıyorum. Burada bağlantı var. Bağlantıya bastım. Beni bir pencere karşıladı. Şuraya alalım. Bakın şurada bu belge yerleştir var. Nereye gideceğini seçmem lazım. Nereye gideceğim? Özet. Şuraya bastım ve tamam dedim. Şimdi buraya basalım. Bakın hemen beni özete getirdi. Peki bu geri dönmem lazım. Nasıl geri döneceğim? Şuraya da içindekiler diyelim. Şu anda buraya yazalım. İpindekiler yazalım. İpindekiler yazdık ve tekrar daha bastık. Bağlantılara bastık. Açılan pencerede, bakın yine bu seçili şu an, bu belgeyi yerleştir. Nereye içindekileri seçeceğim? Tamam dedim. Şimdi bakın buraya ben bastım, şuraya bastım, burayı getirdim. Özete bastım, burayı getirdim. Bakın 2 dakikada gezebiliyoruz. Peki bunu da oluşturalım. Buraya geldim, sağ tuşa bastım, bağlantı dedim ve buradan nereye gidecek? Şu anda genel rapora gidecek değil mi? Genel raporu seçtim, tamam dedim. Peki bastım buraya, gerçekten beni buraya getirdi. Peki geri dönmek için nasıl yapacağım? Bu sefer buraya ana sayfa diyelim. Ana sayfa diyelim. Ana sayfa. Buraya yazdım. Üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Bağlantıya geldim. Açılan pencereden ben içindekileri seçtim. Bakın yazıyla içindekiler aynı olmak zorunda değil. Yani bu nereye gideceğidir. Buraya bastım. Şimdi buraya bastım ben. Hemen içindekilere geldim. Diğerini yapalım. Günlük rapor. Buraya geldim. Sağ tuşa bastım. Bağlantı dedim. Buradan nereye götürecek beni? Günlük rapora götürecek. Buraya bastım. Tamam dedim. Bakın. Buraya basalım. Götürecek mi beni? Evet. Götürdü. Ana sayfa yazalım yine. Ana sayfa veya başa dön de yazabiliriz. Fark etmez. Bunun üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Bağlantı dedim. Ve içindekileri seçtim. Tamam dedim. Buraya bastım. Bakın beni götürdü buraya. Peki bunu yapalım. Haftalık rapor. Sağ tuşa bastım. Bağlantı dedim. Nereye götürecek? Haftalık rapora götürecek. Bastım haftalık rapora. Tamam dedim. Basalım götürecek mi? Götürdü. Buradan başa dön bu sefer yazalım buraya. Başa dön. Başa dön yazdım. Şuraya geldim. Sağ tuşa bastım. Bağlantı dedim. Ve içindekileri seçtim. Tamam dedim. Başa dön. Buraya bastım. Beni tekrar buraya getirdi. Peki bir tane daha yapalım. Aylık rapor. Buraya geldim. Sağ tuşa bastım. Bağlantı dedim. Ve nereye götürecek beni? Aylık rapor. Bastım. Tamam dedim. Buraya bastım. Hemen beni buraya getirecek. Peki bununla uğraşmayayım. Ben bunu kopyalayayım. Ctrl V diyeyim. Ve şuraya götüreyim. Ctrl V diyeyim. Peki buna basalım. Bakın yine beni götürdü. Yani bunu bir kere yapmam yeterlidir. Bir tane daha yapalım. Şöyle yapalım. Hatta onu yapmadan önce şimdi bakın. İlk önce başa dönleri ayarlayalım. Şimdi bunu Ctrl C, tamam buraya geldim. Şuraya hemen şuraya geldim. Detaya geldim. Ctrl V dedim. Alışa geldim. En başa geldim. Ctrl V dedim. Satışa geldim. Ctrl V dedim. Buraya geldim. Ctrl V dedim. Giderlere geldim. Ctrl V dedim gibi. Bundan sonrasını artık siz de yapabilirsiniz. Hemen şuraya bastığım zaman bakın hemen beni buraya getirdi. Onları oluşturalım. Detaya nasıl yapıyoruz? Bağlantı diyoruz. Ve
Nereyeydi? Detay. Hemen detayı seçiyorum. Tamam diyorum. Bakın şuraya bastım. Detay. Buraya bastım. Beni geri getirdi. Son bir tane daha yapalım. Alışa geldik. Bağlantıya bastık. Bakın sağ tuşa bastım. Sonra bağlantı dedim. Sonra ne? Alış. Alışı seçiyorum. Alış. Şöyle seçtik. Tamam dedik. Ve buraya bastım. Bakın beni buraya getirdi. Buraya basıyorum. Beni buraya getirdi. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.